Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok sağlıklı fit bir tost tarifi paylaşacağım. Oldukça besleyici ve tok tutan bir tarif olacak. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Bir adet yumurtanın içerisine yarım çay bardağı yoğurt ekleyelim. Bir çay kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı da pul biber ekledikten sonra bir güzel çırpalım. Baharat miktarını damak zevkinize göre fazlalaştırabilirsiniz. Ben sadece pul biber kullandım. Daha sonrasında içerisine bir çay bardağı dolusu da yulaf ekleyelim. Dediğim gibi fit bir tarif olacağı için yulaf kullanacağız. Un olmayacak içerisinde ya da kalori değerini yükseltecek bir malzeme kullanmayacağız. Yulafı da ekledikten sonra tekrardan güzelce bir karıştıralım. Ve ardından kapağını kapatarak ya da bir streç kapatarak üzerine yaklaşık bir 15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Yulaf bildiğiniz gibi yumuşayacak ve suyunu çekecektir içinde bulunan malzemelerin. Daha sonrasında tost makinamızın başına geçerek artık tostumuzu hazırlamaya başlayalım. Tostumuzu yüksek ayarda ısıttıktan sonra içerisine bir yağlı kağıt serelim. Yağlı kağıda ikiye katladıktan sonra ilk yarısına hazırlamış olduğumuz bu karışımı yaydıralım. Tekrardan ikiye katlayacağımız için ince uzun bir şekilde yaymanızı tavsiye ederim. Verdiğim bu ölçülerden bir kişilik tost çıkacak arkadaşlar. Eğer fazla yapmak isterseniz miktarı 2'ye üçe katlayabilirsiniz elbette. Bu şekilde gördüğünüz gibi olabildiğince her tarafa eşit gelecek şekilde güzelce bir yaydıralım. Ve şimdi artık yağlı kağıdın diğer yarısını üzerine kapatalım. Ve tostumuzu da kapatarak bir 15 dakika kadar pişmeye bırakalım. Pişmesi için 15 dakika yeterli olacaktır. Yine de siz temkinli olun. Arada bir kontrol etmeyi unutmayın. Bu şekilde kızardıktan sonra yağlı kağıdı açarak ilk yarısına dilediğiniz malzemeleri yerleştirebilirsiniz. Ben bu anlamda sucuktan faydalandım. Yine kalori miktarını artırmamak için kaşar peyniri yerine de köy peyniri kullandım. Ödem yapmaması için tuzsuz peynir tercih edebilirsiniz bu aşamada. İçerisinde kullandığımız tuz yeterli olacaktır. Tuzsuz peyniri de bu şekilde dilimlere ayırdıktan sonra ilk yarısına yerleştirelim. Sucukların üzerine gelecek şekilde yerleştirdikten sonra bir spatula yardımıyla ikiye katlayalım. Ve sonrasında tekrardan üzerini yağlı kağıtla kapatarak 1-2 dakika kadar daha pişmeye bırakalım. Dediğim gibi 1-2 dakika kadar sıcağında pişmeye bırakalım ve daha sonrasında servise hazırlayalım. Oldukça sağlıklı bu tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı ve daha fazla tarif için de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım lütfen. Denemek isteyen herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi hemen bir yakın çekim alarak iç dokusunda tabii ki sizlerle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok çok lezzetli, çok pratik ve bir o kadar sağlıklı bir tarifimiz oldu. Bu şekilde fit tariflerim gelmeye devam etsin istiyorsanız yorum kısmından fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarif ve lezzete buluşuncaya dek afiyetle kalın.